Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz ürün bir GPS gibi çalışıyor ve ben arabamda bir GPS olmasını her zaman çok istiyordum. Kaskom var mı? Evet var. Kaskosu olmayan arkadaşlar için de bu GPS'in nasıl çalıştığını göstereceğim. Dörtlü halde olanları da var. Bunun şu an fiyatı 300-400 lira arasında bir fiyatı vardı. Buraya tekrar koyacağım net fiyatını, güncel fiyatını çünkü fiyatlar sürekli değişiyor. Şimdi ürünün birçok özelliği var ve arabada bir sürü yere koyabiliriz bunu. Şimdi bunun Instagram'da Reel videosunu çekmiştim. Bir dakikada anlatmıştım nerelere koyabileceğimizi ve yorumlarda da size sormuştum. Siz arabanızı nerelere koyuyorsunuz diye çok parlak, çok güzel fikirler geldi. Şimdi ürünümüzü açıyorum. Ürünümüz bak bu şekilde gel. Şöyle bir kutusu var, tamam mı? Location Finder, yani lokasyon bulma özelliği varmış ve her yerde kontrol edebiliyorsun. Control everywhere diyor. Şimdi burada bak demiş ki mesela pet hayvanına takabilirsin, bagajına takabilirsin, anahtarlığına takabilirsin ya da çocuğunun okul çantasına takabilirsin diyor. Bu kolay bulmak için, o güvenliği sağlamak için. Bu loss prevention, buna İngilizcem yetmedi. Bu da pet hayvanını kontrol edebilirsin. Bu da dinamik kontrolü sağlıyor. Yani sürekli aksiyonlu bir kontrol edebilmeni sağlıyor. Şimdi kutumuzu şöyle bıraktım uçmasın. Ürünümüz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir anahtarlıkla size ben bunu bir göstereyim. Buradan mesela boyutunu göstereyim. Ben bunu internette gördüğüm zaman almadan önce biraz büyük hissetmiştim. Hani anahtarlığa çok büyük mü kalır diye düşünüyordum ama hayır, şu an gerçekten de boyu çok ufak. Şöyle göstereyim. Atakan'ın anahtarlığına ben bunu bu şekilde taksam gayet ufak. Yani şu anahtarlar zaten, bu da devasa bir anahtarmış ama normal anahtarın karşısında bu şekilde. Yani anahtarlığına koyabilirsiniz. Boyutunu bu şekilde anlayın. Birazdan başka yerlere koyduğumuzda ihtiyacımız olacak. Bunu veriyorum sana. Şimdi özellikleri. Şimdi burada işlev düğmesi dediği şey şuraya iki kere basmak. Bunu şimdi göstereceğim. Onu telefona bağlarken göstereceğim. Cihazı açmak için fonksiyon tuşuna bir kez basıyoruz ve bip diye bir ses çıkartıyor. Bunu güncellemeleri de alabiliyorsunuz. Cihazdan güncelleme yapıyorsunuz. Kurulumu çok basit. Kurulumdan da birazdan bahsedeceğim. Şimdi özelliklerde cihazını bulma özelliği var. Bu ürün ses çalabiliyor. Ufacık bir ürün nereden ses çalıyor diyeceksiniz. Buradan bir ses çıkartıyor ama şurayı kapatsanız bile yine etrafından sesi rahatça duyabiliyorsunuz. Yani hoparlörü şöyle bir yere kapattığınız zaman kapanmıyor. Sonra unuttuğumda haber ver özelliği var. Bu da şöyle. Eğer ki yakınınızdaysa, ben bunu bu arada 2-3 haftadır deneyimliyorum. Sonrasında videoyu bilerek çekmek istedim. Deneyimlerimden önce bahsedeyim. Şimdi burada unuttuğumda haber ver. GPS'im arabada. Arabadan uzaklaştım. Telefonum yanımda. Arabadan uzaklaştığım anda bana bildirim veriyor. GPS unutuldu. Uzaklaştın diye ve en sonki konumunu söylüyor. Anlık olarak konumunu tekrar takip ettirmeye devam ediyor ama unuttun diye bildirim veriyor sana. Yani yanından uzaklaştı. Örnek veriyorum, bu da şunu yarıyor. Ben arabamdan uzaklaştım, evet biliyorum ama yanımda anahtarlığım var. Anahtarlığım benim her zaman yanımda. Telefonumun yanında. Telefonum yanımdaysa anahtarım da yanımda. Ama ben anahtarımı bıraktım ve gidiyorum. Bana uyarı veriyor hemen. Bildirim veriyor. Bak diyor, anahtarını unuttun. Git diyor, anahtarını al. Bu güzel bir özellik. Ya da koydum herhangi bir, neye koyabiliriz başka? Ya da cüzdanına koydun. Cüzdanımı evde unuttum dediğin zaman cüzdandan, ama bu cüzdana sığmaz ki. Kadınlarınkine sığar, evet bak kadınlar için koydum çantama, aynen cüzdanımı. Unuttum cüzdanımı, evde kaldı, çıkacağım cüzdanı çantaya koymamışım, fark etmedim. Uzaklaştığım anda takmana bildirim geliyor. Yani uzaklaştığım an anlıyorum bunu, unuttuğumu. Şimdi bir diğer özelliği, ses çalmayı söyledik. Mesela arabada ben geçen gün nerede olduğunu bulamadım. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Ses çal dedim, tık sesi duydum, hemen buldum mesela yerini. Oğlum bu çatlak mı lan? Cam çatlamış. Ay cam çatlamış. Nerede cam çatladı ya? Bilmiyorum, cam çatlamış şu an fark ettim. Sonrasında bulunca bildir, yani yakınlaştığımda evet artık algılama noktasındasın dediğinde bulunca bildir yapabiliyorsun. Kayıp cihazı bulma, bul özelliğinden zaten yapabiliyorsun. Sıfırlama, pil değiştirme. Ha pili mesela, başka zaten bir özellik yok. Pili mesela bir yıl civarında pili gidiyor. Tam bir GPS olarak çalışmıyor. Örnek veriyorum, ben GPS'imi arabamda bıraktım. Yanından Atakan iPhone'la geçtiği anda GPS tekrar kendi konumunu güncellemeye başlıyor. Bunu ilk duyduğumda şey dedim. Ya öyle şey mi olur? Ben tenha bir yere koymuş olsam yanından iPhone geçmesini mi bekleyeceğim? Herkesin iPhone mu kullanıyor dedim. Ama inanın arkadaşlar, maksimum 7 dakikayı gördüm. 7 dakikada bir güncelliyor. Yani hiçbir şekilde öyle 10 dakikayı görmedim ya. 2-3 haftadır kullanıyorum. 7 dakikada bir en fazla bu kendini güncelliyor. Yani yanından bir iPhone geçiyor. O yüzden dağlık alana da gittim. Aydos'ta piknik de yaptık. Gezdik tozduk. Her türlü çekim için farklı yerlere gittik. Ama şunu 7 dakikadan fazla kaybettiğimi görmedim daha. O yüzden iPhone yanından geçme özelliği, tam olarak bir GPS olarak çalışmama özelliği bir problem değil. Şu an bu arabayı çalsalar bile, hırsızlar bile iPhone kullanıyor abi zaten. Şimdi gelelim bunun nasıl çalıştığını göstermeye. Ver telefonunu. Bul uygulamasına girdik. Ve buradan şu noktaya, şuradaki noktaya basıyorum, tamam mı? Nesne ekle dedim. AirTag değil bu. AirTag'in muadili. AirTag 1000 küsür lirayken bu 300-400 lira arasında. Desteklenen diğer deste dedim. Ve basıyorum. Bak ses geldi. Şimdi tekrar bastım. İki kere basıyorum. Ve gördü. Gördün mü? OTEC. Bağlan. Adı gir. GPS. Sürdür dedim. Ve sonrasında buradan bir araba seçeceğim. Çünkü ben bunu arabama koyuyorum. Bak araba koydum. Sürdür dedim. Kabul ettim bunu. Ayarlama bitiriliyor. Şimdi bu GPS'i her yerde bulabileceğiz. Şimdi başladı. Bir ses çal özelliğiyle bir deneyelim.
Ses çal. Bak, duyuyor musun sesi? Mikrofondan böyle olunca dışarıdaki sesleri almaması için çıkmıyor bazen. Böyle daha rahat duyarsın. Bu şekilde ses çalıyor. Yol tarifi zaten şu an bizimle. Bu nesneyi paylaşıp arkadaşlarıma da paylaşabilirim. Yani diyebilirim ki işte Atakan sen de bak, kız arkadaşım sen bak, abi sen bak, baba sen de bunu görebil diye. Sonra kayıp modunu etkinleştirebiliyorsunuz. Kayıp modunu etkinleştirmeniz herhangi bir şey ifade etmiyor. Etkinleştiriyorsun sadece işte bulunduğunda size bildirim geliyor. Yani aynı şey oluyor aslında. Çok da bir şey değişmiyor. Nesnenin adını değiştirebiliyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi şu şekilde bir emoji ile GPS araba yaptım. Şimdi bunun yol tarifini denemek için şöyle bir şey yapalım. Sen burada kal. Ben arabayla GPS'le bunu alayım ve sahilde biraz turlayayım ve anlık olarak ne kadar gösterdiğini ekran kaydından gösterelim. 1-2 dakikada bir güncelleniyor genellikle. Bu sahilde hızlı olarak, süratli olarak devam edeceğimiz için birazcık daha uzun olabilir. Ama birlikte bakalım. Ben de ne olacağını bilmiyorum. Yol tarifine bakalım işte. Nerede olduğum mesela Atakan'ı arayacağım, sana soracağım. Diyeceğim neredeyim. Bunlara bir bakalım. Nerede olduğumuzu bir görelim. Arkadaşlar kamerayı taktık. Şimdi Atakan'dan ayrılıyoruz. Atakan sen burada bekliyorsun. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim bir. Ekran kaydından bak bize göster. Tamamdır abi. GPS'imiz burada arkadaşlar. Amacımız bu yol tarifinde ne kadar iyi çalıştığını görebilmek. Atakan'ı da bir yandan arayacağım. Hatta şu an Atakan'ı da bir arayayım. Hemen yolumuza çıkalım. Arıyoruz. Bize şu an değişip değişmediğini söyle. Şu an değişmedi. Şu anda ben yürüdüm. Sen aynı yerde duruyorsun. Tamam, ben aynı yerde mi duruyorum? Evet, sen arabayı çıkarttığımız yerde duruyorsun şu anda. Tamam. Değiştiğinde bize söyle. Kaç dakikada değişmiş olacak ona bakalım şimdi. Şu an 50 geçiyor. Hatta bize bunu mesaj at sen. Ekran tamam. Kaydını al. Değiştiği an ekran kaydında gözüksün. Tamamdır abi. Tamam hadi. Şimdi ekran kaydını açsın bize. Biz orada görelim ne kadar değiştiğini. Ekranımızı bir görelim. Ya GPS bu kadar bir şey. Şimdi nerelere koyabileceğinizden bahsedeceğim. İç mekanla şu an gözle anlatabileceğim şeylerden birisi gözü saklamaya atabilirsiniz. Bir diğeri direksiyonun alt kısmı, hazne kısmı. Bir diğeri OBD cihazının bağlandığı yer. Yani şu pedalların orası, direksiyon kısmının altına arkaya koyabiliyorsunuz. Bir diğeri torpidonun alt iç kısmına oraya koyabiliyorsunuz. Diğeri koltuğun altına yerleştirebiliyorsunuz. Çok fazla seçeneğiniz var. Yani biraz bir düşünceyle Atakan'dan mesaj geldi. Aynen. Bak yola bağlandı. Şu an değişti konum diyor. 50 idi. Şu an 51 geçiyor. 51 geçe konumumuz güncellendi. Size bahsettiğim gibi hemen şimdi şuradan döneceğim. 1 dakikada hemen konumu güncelliyor. Bu çok güzel bir şey. Yani 7 dakikayı bulmuyor bile. Bu olay çok önemli. Çünkü bir GPS'te nasıl anlık olarak her bastığınızda görebiliyorsunuz. Bunda da aslında önemli olan sürekli takibini yapabilmek. Yani bir yarım saat, bir saatte bir güncellendikten sonra tabii ki de bunun da bir anlamı yok. Ama şöyle bir şey var. Bakın AirTag'le bir farkı var. AirTag'de bu ürüne yaklaştığınızda yaklaşıp bul diye bir özellik çıkıyor. Yani 10 metre ilerinde, sağında, solunda yapabiliyorsunuz. Ama bu üründe onu yapamıyorsunuz. Size genel bir konum veriyor. Onu söyleyeyim. Yani bunu arabada ses çal haricinde mesela arabada bir yere saklayalım. Şey yapamıyorum. Telefonda normalde yaklaşıp bul diye böyle gösterebiliyor. Şuradasın, sağında, solunda, bir metre ileride yapabiliyor. Ama AirTag'de yapıyor bunu. Bunda bunu yapmıyor. Bunda sadece ses çalıyor. Arabaya koydum, ses çalıyorum ve direkt sesi duyabiliyorum. Yani cihazımız bu şekilde kendi konumunu sürekli güncelleyebiliyor. Ama AirTag'den bir farkı bu. Eğer ki AirTag kesinlikle bu özelliği çok kullanacaksanız tabii ki de AirTag kullanın. Ama bu özellik benim için çok bir şey ifade etmiyor mesela. 4'te 1, 3'te 1 fiyatına bu ürünü almak benim için daha mantıklı. Hatta bir tane AirTag alacağıma 4 tane bunu alırım. İnsanlar şey yapıyor. Köpeğinin tasmasına bağlıyor. Kedisinin tasmasına bağlıyor. Rahat kullanıyorlar. Ben de öyle bir şey yapabilirim. Bir tane kumandalı arabama koymak istiyorum. Çünkü videosunu atmıştım. Şurada da kartları ekliyorum. Kumandalı arabaya koymuşum 125 bin lira. Onu bir alıp götürürlerse çok üzülürüm. Kumandalı arabaya bir tane koyacağım. Bir tane normal arabama koyacağım. Ya tabii arabanın çalınma riski çok çok az. Çok çok düşük bir ihtimal ama günlük hayatta bu GPS'i çok fazla yerde kullanabiliriz. O güzel bir olay. Ben de size işte anlatıyorum nerede kullanabileceğinizi. Şimdi Atakan'ın yanına vardığımızda bir de arabanın içerisinde nerelere koyabileceğimizden bahsedeyim size. Atakan video çekiyor. Kaç dakikadır çekiyorsun? Abi kaç dakikadır değil. Konumdan geldiğini gördüm. Şaka. Geldiğini gösterdi. Ben de başlattım kaydı. İşte tamam. Bir test de bu o zaman. Yani çalışıyor. Gittiğini de gördüm. Geldiğini de gördün. Anlık olarak sürekli güncellemiyor. Onu tekrar söylüyorum. Büyük ihtimalle yine güncellemedi değil mi anlık? Anlık değil yani. Gitmeyi biraz bekledim. Bir dakika, iki dakika aralarla sürekli güncelleniyor. Ama öyle 10 dakikayı görmedin değil mi? Yok. 3
3-4 dakika en fazla. En fazla öyle. Ben de maksimum 7 dakikayı gördüm. Çok ıssız bir yerde bile olsam 7 dakikayı gördüm. Güzel ürün çalışıyor. Şimdi tekrar yerimize çekelim, şeyi gösterelim. Arabada nerelere saklanacağını göstereyim. Özellikle bagaj kısmı. Çoğunu anlattım. Bir tek bagajda bir yer kaldı. Bagajım biraz dağınık ama şunu size göstermek istiyorum. Bu şimdi bir mod, tamam mı? Bunu linklediğim zaman kaç kişi aldı ya? 20-30 kişi aldı herhalde. Yani deli satışlar oldu. Hatta ilk iki tane link verdim. İlk satıcıda ürün kalmadı. İkinci satıcıdan tekrar aldık. İkinci satıcıda da sonra ürün kalmadı. Kaldırdım. Şimdi tekrar profilime koydum. Instagram'dan profilimde öne çıkarılanlardan bunun linkini bulabilirsiniz. 1,5 metre uzuyor. Benim boyum 1,80 ise bu da 1,5 metre uzuyordur. Arabayı yıkarken çok rahat yıkıyorsun. Bak şimdi. Yumuşacık, keçe. Eğer ki isterseniz bundan size bir YouTube videosu çekerim ama sadece şöyle bir şey göstereceğim. Arabayı yıkarken normalde elle, bunu aynısını elle yıkayabiliyorsun. Şöyle takıp yapabilirsin. Ama hiç uğraşmaya gerek yok. Bu araba bir SUV. Tık 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 arabayı yıkayabilirsin. Çok pratik bir şey ya. Arabayı çizime derdin yok, eğilme derdin yok. O kadar rahat ediyor ki. Bak arabayı yıkayasım geldi. Ben şununla 5 dakikada arabayı yıkadım. 5 dakikada. Ve kıvrımlı olduğu için her detaya giriyor. Hani şey değil. Böyle yaptım, farın içi ne oldu? Yok, her yere giriyor. Neyse şimdi konumuza geri dönelim. GPS'te koymanızı tavsiye ettiğim bir yerden bahsedeyim. Çimler için de kusura bakmayın, o da kumandalı arabadan dolayı. Bir çime soktuğum için şeyde kullanıyorum. Sahilde çimlerde kullanıyorum. Orada da çok fazla çim topluyor. Çim biçme makinesi gibi bir şey zaten ya. Şimdi GPS'e benim size tavsiyem. Bak bagajın alt bölümü. Stepne. Geliyorsun. Şu stepneyi açıyorsun. Şuraya bir stickerlıyorsun ya da şuraya bir yere. Direkt şuraya sıkıştırabiliyorum. Bak sıkıştı orada. Buraya koydum. Hadi gelsinler bulsunlar. Bagajda sürekli durabilir ve bu çekim gücünü de etkilemeyecek. Çünkü ben bagaja koyup bunu bir süre denedim. Bir diğer tavsiyem de benim arabamda plastik ama sizin arabanızda eğer ki keçeyse. Şuradaki keçeyi açıyorsun. Bir tane çift taraflı bant koyuyorsun. Şuraya arka kısma. Şöyle şuradan içeriye yapıştırıyorsun. Benim buralar açılmıyor. Sizinkiler %90'ınız açılıyor. Oraya koyabilirsin. Hadi bir tane daha bahsediyorum. Bu da tüy olsun. Bak şu koltuğun şuraları görüyor musun fermuarlı? Aç. Fermuarın içine at. Kapat. Arabayı çalsınlar, parçalasınlar. O koltuğu sökmeye gelene kadar. Zaten o koltuğu da sökmeyecekler. O koltuğu tamamen satıyorlar. O yüzden onlar bulamazlar. Siz gider tepelerine çökersiniz. Ürünün linkini aşağıya bırakıyorum. Aynı ürünün dörtlüsü de var, teklisi de var. Airtag'i de var. Mop'un da linkini aşağıya bırakacağım. Hepsini internet sitesinden alabilirsiniz. Stok kalmadı olabilir. Stok kalmadıysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın.